Selam millet ben Koray. Aha, geçen sefer bir e, Xbox Game Pass ile ilgili bir video çekmiştim. Hani 30 liraya, 30 lira için oynayabileceğiniz oyunlar. Ama sonra düşündüm ki, hani belki aranızda öğrenci vardır, İşte aile evinde oturan veya üniversite öğrenci e, yurtta oturan ve bu 30 lira bile hani çok gelebilir. E, ya da sisteminiz ee, hani low end'den mid range'e kadar bir sisteme sahipsinizdir. O yüzden diyelim ki tamamen yani hiçbir kuruş dahil ödemeden oynayabileceğiniz oyunların listesini yaptım. Bunu ee, birazcık böyle nasıl diyeyim hani farklı klasmanlar olur ya ona göre değerlendirme yaptım öncelikle şimdi Battle Royale'a gelecek olursak zaten 3 tane oyun var. Hani bence 3 tane oyun, hani bu oyunlar oynanabilir. Biri Warzone, diğeri ise Fortnite, üçüncüsü ise Apex. Apex'e de artık e, sezon 8 ile birlikte galiba solo Q geldi. Yani solo oynayabiliyorsunuz. E, eğer arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla birlikte oynarsınız. Fortnite'da da öyle. Zaten orada en, başından en başından şey vardı. Solo queue vardı. Warzone'da da aynı şekilde. bir ee, şeye gelecek olursak mesela strateji oyuna gelecek olursak Starcraft 2 benim aklıma geldi. Starcraft 2 de tamamen ücretsiz olmuş. Yani Battle.net hesabınız varsa sadece yükle butonuna basıp yükleyip oynayabilirsiniz ben öncesinden oynamıştım StarCraft 2 Açıkçası yani bana hitap etmedi. Yani zevkli mi? Zevkli. Yani değişik bir e, değişik bir zamanda geçiyor öyle söyleyeyim. Hani uzay temalı olduğu için e, ben daha çok şeyi seviyorum. Hani Age of tarzında. Hani gerçek zaman işte ufaktan başlayıp İker çağdan başlayıp yükseltmeleri onları sevdiğim için Age of'u tercih ediyorum. Ama siz tabi Mesela hani istiyorsanız ücretsiz tamamen strateji oyunu oynamayı Starcraft 2 ideal olabilir. Ee, mobalara gelecek olursak mobalarda e, benim bir arkadaşım iknasıyla işte LOL var. Zaten herkes yani birçoğunuz biliyorsunuzdur LOL'ü. Ben de yeni başladım sayılır. Gördüğünüz gibi zaten level 30'um. Ee, bu da tamamen ücretsiz bir oyun ve yani mesela şeyleri açmak için işte bu hero'ları falan açmak için herhangi bir para ödemenize gerek yok. Burada işte oyun sonrası size işte şeyler geliyor. Bu e, şunlar mesela düşüyor. Her gün geliyor galiba inventörünüze girdiğiniz zaman şu key fragmentlerden 3 tane biriktirdiğiniz zaman oyun sonrası size böyle bir kutu da düşebilir. Bu kutuyu açtığınız zaman içinden şart çıkıyor. Mesela Burada bir şampiyon var açmamışım da. Bu herhalde tahminimce yeni olan şampiyonlardan biri. Ona tıkladığım zaman burada upgrade e, to champion permanent yazıyor. Yani bu şampiyonu tamamen açmak için eksi -3780 şart vermem gerekiyor. Bütün hero'lar bu kadar pahalı değil. Daha ucuz e, hero'lar da var. Onları da e, şey tamamen açabiliyorsunuz ya da eğer diyelim ki bu hero sizde varsa disen çanta tıklayıp 1260 şardı hanenizi ekleyebilirsiniz aynı zamanda skinler vesaireler var yani bir sürü değişik değişik şeyler var ama dediğim gibi bu da tamamen e, şey ücretsiz eventleri falan oluyor yalnız bunu oynarken yani şu oyunu oynadığım süre içerisinde şunu fark ettim ki eee arkadaşlarla oynamanız daha mantıklı gibi geliyor. Hele ki hani tamam underranked falan girecekseniz hani solo da girersiniz, eğlenirsiniz, çıkarsınız ya da kendisine güvenen ranked da girer. Yani bu oyunla alakalı olan tecrübem çok az olduğu için çok fazla yorumda bulunamayacağım ama ee, yani çok ilginç insanlarla karşılaşabilirsiniz o kadarını söyleyeyim. Anlayan zaten anlamıştır. <laughs> Bunu da geçelim. MMO'lara gelecek olursak. MMO'larda şimdi Amazon'un çıkardığı New World var. Şu anda en popüler o. Aynı zamanda da Mesela diyelim ki daha farklı bir şey arıyorsanız veya daha önceden oynadıysanız Guild Wars 2 var. Ya da benim e, favorim World of Warcraft var. E, World of Warcraft'ı çok seviyorum. Onun için zaten ayrı bir video e, hazırlayacağım. Eğer aranızda World of Warcraft'ı oynamış olan varsa ben bu oyunu e, Burning Crusade'in başıyla başlamıştım. Yani 2 e, yani 2000 2000 kaç 2005 mi 2006 mıydı neydi ee, şu anda aklıma gelmedi doğrusunu söylemek gerekirse ama neden bu sayfa açtım ya çünkü üzücü bir nokta varsa o da düşün bu oyun 2004'te çıktı ve 2004'te de bunun aylık yani World of Warcraft oynamak için aylık para ödüyorsunuz. Hani e, ücretsiz versiyonu da var. Level 20'ye kadar. Level 20'ye kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer oyun hoşunuza gittiyse ve devamını hani getirmek istiyorsanız o zaman aylık para ödüyorsunuz. Upgrade ediyorsunuz yani. Ve e, tabi expansion'ları da çıkıyor. Yani DLC'leri onlar da parayla. Bunun aylık 10.90 hani 10 euro 99 cent olarak e, ayarlamış Blizzard bunu. E şimdi mesela 2004'te baktığım zaman Almanya'da e, minimum gelir yani asgari ücret saatlik 7.5 euro'ydu. Bu yaklaşık aylık 1200 euro'ya falan denk geliyor galiba ya da 1400 ya 1200 ya 1400 tam emin değil 1200 galiba matematiğim birazcık zayıftır da. Neyse e, şimdi bakıyorum. Mesela Haziran 2020 yani 21 de değil. Geçen sene 2020 Haziran 1584 euro olarak asgari ücret. Yani asgari ücret gittikçe yükseliyor Almanya'da. Ama bunun fiyatı aynı kalıyor. Mesela oyunlar da benim e, Türkiye gelmeden önce yani 2009 yılından yani 2009'un sonunda Türkiye'ye geldim oyunlar 60 euroydu ve 10 sene hani 10 sene artı zaman geçti ve hani mesela PlayStation 5'te atıyorum işte FIFA 22 69 hani 80 eurodan 69.90 yani 70 euro yani 10 euroluk bir artış söz konusu. Ha, tabii ki işte dijital deluxe editionler vesaireler mesela e, Battle.net'e baktığımız zaman burada nerede e, şey bu yok bu değil ya. Ha Vanguard mesela. Vanguard'a baktığım zaman <laughs> şu anda bir indirim söz konusu ama işte e, Ultimate Edition 99 euro yani 100 euro. Sıkıntı şurada başlıyor. Yani bizim için mesela hani Türkiye'de yaşayan biri için veya euro kazanmayıp da ya da işte dolar kazanmayıp da farklı bir birim kazanan insan için bu sıkıntı çünkü bizim aldığımız birim olarak bu değil. Ama öde ve ödeyeceğimiz bir şey almak istediğimiz zaman ödeyeceğimiz birim de bu birim değil. Yani oyunu biz 80 TL'ye almıyoruz. 80 TL'ye alıyor olsaydık zaten hani hiçbir sıkıntı olmazdı. Gel gelelim ki bunun için Euro 1 olması gerekiyor. TL, hani Euro TL karşılığı 1 olması gerekiyor. Bu da şu anki şartlarda imkansız. Ee, ama dediğim gibi yani hem spor oyunu oynamak istiyorsanız, spor oyununda da e, şey var. FIFA 4 Online diye bir şey var. Hani mobil oyunu gibi. FIFA'yı indiriyorsunuz. Ücretsiz, hani, neden FIFA diyorum? Herhangi bir basketbol oyunu demiyorum veya başka bir oyun demiyorum. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de e, diğer sporlara nazaran daha çok futbol tercih edildiği için. Hani belki aranızda basketbolu seven vardır. Veya yani, ne bileyim e, NHL'i seven vardır. Ya da Amerikan futbolu seven vardır. Hani zevkler tartışılmaz. Ee, ama dediğim gibi hani futbol oyunu oynamak istiyorsanız FIFA 4 online var Ül tamamen ücretsiz ee, FIFA'da demişken göreceğiniz üzere FIFA'da hani imkanı olan varsa almak isteyen şu anda %70'lik bir indirim gördü 125 TL'ye satın alabilirsiniz ee, tabi eğer şey oynuyorsanız hani solo oynuyorsanız ve sırf kariyer odaklı oynuyorsanız 125 TL ödersiniz alır, alabilirsiniz. Eğer e, şey oynuyorsanız bu e, futu oynuyorsanız o zaman e, Ultimate Team falan oynuyorsanız o zaman Ultimate Launch Edition alırsınız. 223 TL. <laughs> e, şey var mesela benim zamanında oynadığım ve çok hoşuma giden War Thunder. Bu da ücretsiz. Hani bunlar DLC'ler bunlara bak şey yapmanıza gerek yok. Ama oyun niye çıkmadı ben onu şu anda anlamadım. Ha War burada free. bu oyun da tamamen ücretsiz. Uçak mı uçak geliştiriyorsunuz. Hani şey vurdukça, işte uçak vurdukça e, orada da upgrade'ler yapabiliyorsunuz. G, G kuvveti, mesela uçağın dönmesi ya da işte hızlanması ya da vurulduğu zaman işte tamir hızı vesaire ya da işte bombardıman uçağı kullandığınız zaman e, içinde bot oturuyor mesela. Hani farklı e, şeyleri var. Ateş etme yerleri var. Orada botlar oturuyor. O botlar daha e, ya Türkçe'si neydi şu kelimenin? Hani ekürisi daha daha yüksek. O da yani değişik bir savaş oyunu. Onu da oynayabilirsiniz istiyorsanız. Ayrıca e, şunu da fark ettim. Bakın. Mesela e, first person shooter olarak e, sanırsam. CS:GO da, CSGO'yu da oynayabilirsiniz. Hani sistemi daha düşük olan arkadaşlar için e, ya da e, mesela eğlence arıyorsanız. Nerede ya? Heh. Team Fortress'i de oynayabilirsiniz. Bu oyunu da hala oynayanlar var. Mesela ben sabah baktığımda yaklaşık bir 70 bin kişi oyundaydı. Şu an mesela ne kadar var mı? Evet. 70 bin kişi oyunda. Tabii e tabi bununla illaki böyle farm bot serverları belki vardır. Orada da takılan vardır ama bir arkadaşım benim beni bir ısrar etmişti bana. Birlikte oynayalım diye. Ee, en son birlikte oynadık ve komik, komikti yani. Zevkli, eğlenceli. Hani oynamak istiyorsanız bunu da oynayabilirsiniz. <laughs> hmm. herhangi bir başka type oyun var mı? Yani savaş oyunu saydık. Daha doğrusu savaş değil. Evet, War Thunder savaş oyunu sayılır. Hani şey, Battle Royale saydık. Spor oyunu saydık. MOBA saydık. Um, strateji saydık. MMO saydık. Yani gördüğünüz gibi bunlar en çok oynanan MMO'ların arasına geliyor. E, MMO demişim. Oyunların arasına geliyor. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar. Benden buraya kadar size tavsiyelerim. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi o World of Warcraft'la alakalı ayrı bir video hazırlayacağım yakın bir zamanda. Şimdi Escape from Tarkov'u bekliyorum. Vibe geldiği için. Onun güncellemesini bekliyorum. Ee, bilmiyorum. Belki Tarkov'ta alakalı da e, ya video paylaşırım ya da canlı yayın yaparım. Onda da e, bir kendi kendime bir kurcalayıp bir düşüneceğim. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.